Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah kardeşlerim. Bu videoda sizlerle Ramazan-ı Şerif ayına farklı bir açıdan bakmak istedim. Bir hadisi şerifte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ramazanın evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azattır. Peki acaba nasıl rahmet, nasıl mağfiret, ve nasıl cehennemden azat oluyor. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Ramazan ayının ilk gecesi girince şeytanlar ve cinlerin azgınları zincire vurularak bağlanır. Cehennemin kapıları kapatılır, hiçbir kapı açılmaz. Cennetin kapıları ise sonuna kadar açılır. Hiçbirisi kapalı tutulmaz." Burada şeytanların zincire vurulmasını şöyle anlayalım. Üzerimizdeki etkileri azalır. Uzaktan da vesvese verir ama çok cılız bir etki olur. Cennetin kapılarının açılması, cehennemin kapılarının kapatılması da hep üzerimize yağan rahmetin bir göstergesi olarak gerçekleşir. Bunun neticesinde dikkat edin Ramazan ayı girince üzerimizde bir hafiflik meydana gelir. İbadetlere karşı meylimiz artar. O ağırlık, üşengeçlik kalkar. Hiç dikkatinizi çekmedi mi? Sabah namazına kalkamıyordun ama daha erken sahura kalkmaya başladın. Yatsı namazı zor geliyordu. Ama 20 rekat daha teravih kılmaya başladın. Kur'an okumaya, dinlemeye, zikir çekmeye başladın. Haramlara karşı da rağbetin azaldı. Fark etmedin mi? Bunu Ramazan'ın başında tam manasıyla hissederiz. Allahu Teala bizi karşılarcasına ikram eder, rahmetini yağdırır ve yükümüzü hafifletir. Ramazan'ın başı işte böylece bize rahmettir. İşleri kolaylaştıran bu rahmetle namaza, ibadete, amele, istiğfara teravihe devam edersek, halimizi korursak, daha Ramazan'ın ortasındayken Rabbimiz bizi bağışlıyor. Ortası mağfiret. Mesela bakın Ramazan'ın başında camiler dolup taşar. Teravihte cami dolar. 10 gün geçmeden cemaat sayısı düşmeye başlar. Ramazan'ın yarısına gelince o başta verilen rahmet, feyiz yavaş yavaş çekilince ibadete rağbet edenler yavaş yavaş dökülür. Bakarsın o heyecan kalmamış. İşte o rahmetle, kolaylıkla beraber gayret gösterenler, azmedenler daha Ramazan'ın ortasında Allahu Teala'nın affına mazhar oluyor. Başı rahmet, ortası mağfiret. Son 10 günde ise Kadir Gecesi'ni arıyorsun, daha bir gayret gösteriyorsun, daha çok önem veriyorsun. Bin aydan daha faziletli bir geceyi de ihya ettin. İşte bu şekilde Ramazan'ı tamamlarsan, ihlas ile, samimiyet ile, Allah-u Teala cehennemden azad ile müjdeliyor ve bayram veriyor. Sonunda da bayram ediyoruz. Bayramın da bir manası bu müjdelere nail olmaktır. Bayram günleri ve geceleri de çok faziletli mübarek geceler. Öyle gafletle, eğlenceyle değil, yine Allah'a kullukla, ibadetle geçirmek gerekir. Bu şekilde başında rahmetiyle bizi ağırlıyor, kolaylaştırıyor. Bizler de gayret edersek bizi bağışlıyor ve cehennemden azat müjdesi veriyor. Bu halimizi de korursak ne oluyor? Oruç ayetinin sonundaki ifade. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki takva olursunuz. Allah'tan hakkıyla sakınanlar olursunuz. Yani Ramazan bizim için ne oldu? Affımıza sebep olan ve bizi takvaya ulaştıran bir süreç. Bir eğitim ayı oldu. Allah bize onca yardım ediyor şeytanın etkisini kaldırıyor, rahmet yağdırıyor, işleri kolaylaştırıyor ve hala daha gaflet ediyorsak, o Ramazan'ın daha yarısına gelmeden gaflet edenlerden oluyorsak konuyu başka bir hadisi şerif tamamlıyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir cuma hutbesine çıktığında Cebrail aleyhisselam üç kere dua etti, o da amin dedi. Üçüncü duası ise şuydu. Ramazan'a eriştiği halde affolmayan, affa mazhar olamayanların burnu yerde sürtsün. Resulullah da amin dedi. Öyle bir fırsat kapısı açılıyor ki rahmetiyle, feyziyle, kolaylığıyla, bin aydan daha faziletli Kadir gecesiyle 83 yıllık bereketi bir gecede veriyor. Allahu Teala adeta koşman için önce seni itiyor, yardım ediyor. Sonra da biraz senin gayretine bakıyor. Seni affetmek için büyük bir fırsat hazırlamış, kapıları açmış. Sen ise yüz çeviriyorsun umursamıyorsun veya işte önce bir koşar gibi yapıp sonra duruyorsun. Geri gidiyorsun, dönüyorsun. Yapılan ikrama karşı saygısızlık ediyorsun. O halde Cebrail aleyhisselamın burnu yerde sürsün duasını hak ediyorsun demektir. Bu hale düşmekten korkmak gerekmez mi? Arkadaşlar bizi en çok gaflete düşüren şeyler evdeki televizyon, eldeki telefon. Televizyonda, telefonda izlediğiniz film, dizi, videodan Harama bakan gözler o haramları kalbe aktır. Haramla, boş işlerle meşgul olan kalp Allah'ın rahmetinden, feyzinden, bereketinden tesirlenmez. Allah'ın kulundan yüz çevirmesinin alameti kulun male boş, hayırsız işlerle meşgul olmasıdır buyruluyor. O feyzi muhafaza edemeyince insanın kalbine soğukluk gelir. Yine eskisi gibi aynı tas, aynı hamam devam eder. Anladık mı arkadaşlar? Başı rahmet, ortası mağfiret sonu cehennemden azat olmak nedir? Allahu Teala muhafaza buyursun. Kerem sahibi yüce Rabbimizin ikramını geri çevirenlerden olmayalım. Açılan bu rahmet, mağfiret kapısından içeri girmek için elimizden geleni yapalım inşallah. Ön sıraları kapalım. Hani yeni açılış yapan bir mağaza indirimli ürün verince kapısında nasıl sıra oluyorlar, kuyruk oluyorlar, geceden gelip orada bekliyorlarsa işte biz de Allah'ın bu rahmet, feyiz, merhamet ve mağfiret kapısında o şekilde aynı heyecanla hatta daha fazla iştiyakla beklemeliyiz. Birisinde yeni çıkmış kıytırık bir telefon için bunu yapıyorlar. Biz ise ebedi ahiret yurdu için bunu yapmayacaksak bir enayilik var demektir.